Düşünce özgürlüğü için 10. İstanbul buluşması. Nereden çıktı bu? Bu fikir nasıl doğdu? Böyle bir niyetimiz falan yoktu aslında. 1995 yılında, Ocak ayında Yaşar Kemal Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sorguya çağrılmıştı. Der Spiegel dergisine yazdığı yazıdan ötürü. İşte ülkenin çeşitli mesleklerden çok tanınmış insanları, yüz kadar insan, onu orada yalnız bırakmamak için Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin avlusunda buluştuk. O ara çok kısa bir metinden ibaret bir imza kampanyası başlatıldı. Metin şöyle bir şey diyor. Her kim ki başı düşüncesini açıkladığı için belaya girmişse, onun dediklerine katılsam da katılmasam da altına imzamı atıp kendime savcıya ihbar edeceğim. Çok kısa süre içinde 1080 tane imza toplandı. Bir ince kitap hazırladık. Kitabın yarısında Yaşar Kemal'inki dahil 10 tane makale vardı. Çeşitli nedenlerle yazanların başını belaya sokmuş makalelerdi bunlar. Yani suçlu yazılar diyelim. Kitabın öbür yazısı da o 1080 kişinin isimlerinden oluşuyordu. Götürdük savcıya verdik ve sansasyonel bir dava açıldı. Hem değişik olduğundan hem de kameralar o zamanlar mahkemeye girebildiğinden Türkiye sık sık bu görüntüleri izliyordu. O gün birdenbire ilk gün bize bir mahkemenin ilk günü bir sürpriz geldi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden tanınmış yazarlar bize imzalarını yolluyorlardı. Hayda o kitabın bir ufağını yaptık, götürdük yine savcıya verdik. Savcı onları getiremem ben onları buraya diyerek davayı sadece benim için açtı. Ama olsun onlara tekrardan yazdık kim gelebiliyorsa gelsin diye. 1997 yılının Mart ayının ilk hafta sonu 21 kişi çeşitli ülkelerden yazarlar, pen liderleri bir araya geldiler ve İstanbul'da buluştular. Savcı kaçtı ben yokum dedirtti. Gidip postaneden iadeyi tahtlattık falan. Ama işte bu hazır bu kadar yazar ve pen başkanı bir araya gelmişken Türkiye'deki yazarlarla bir toplantı yapıldı. Bir toplantı baroda yapıldı. Üniversiteye gidildi filan. Bunun adına da Düşünce Özgürlüğü için İstanbul Buluşması demiştik. 10.sunu yapıyoruz şimdi. Şaka maka derken tabii çok mutluyuz. Ve bu mutluluğumuzu ta başından beri bize destek olan ama bugün aramızda olmayan insanlarla paylaşmak istiyoruz. Many of us here in America are saddened and bewildered by the Turkish government's actions which suppress ideas and thoughts. It seems to us that there is no future in such attempts. That from China to Russia to Romania to Serbia and South Africa, a new spirit is gathering strength in the world now. A spirit which absolutely refuses to abandon the right to speak its mind freely and without a government license. What strange creatures we are. We allow ourselves to freely dance on the moon and plumb the depths of the seas with no restraints. But to stand in a city and publish certain words and phrases can cost us our liberty and even our lives. I believe that this irony belongs to the past, not the future. The future will be mastered and enjoyed only by the free. I'd like to express my total support for everyone meeting in Istanbul today, all those writers, musicians, artists, lawyers, who are determined to protect those freedoms that are being extremely threatened by the authorities in Turkey. I know I'm not alone in this. I know they have the support from all such people, all writers, all over the world, all intellectuals. And we admire what you're doing greatly. I'm very sorry that I can't be with you today myself, but I send you very, very best wishes and all solidarity. Freedom of expression is as important as the freedom to breathe. When we breathe, we talk. When we talk, we have to breathe. And we should be allowed to talk and write and televise and do what we wish without government interference. Bir gün daha ceza alırsam yaşamam, giderim. Öbür türlüsü şerefsizliktir. Yani beraber yaşadığınız insanlara tahkir, tezif edeceksiniz ve beraber yaşayacaksınız. Bu benim karakterim değil. Sevgili dostlar,
Ne yazık ki bu ilki toplantılarınızda değilim. Geçen defa birlikteydik. Fakat bu defa hastalığımdan dolayı aranızda değilim. Lütfen kusuruma bakmayın. Türkiye'nin gizli iktidar odağı, sivil ve askeri bürokrasi saltın yelkovanını geriye çevirmek için büyük bir gayret içinde. Ve durmadan azgın, akıl almaz bir militarizm, şövenizm, milliyetçilik pompalanıyor. Ve bu arada tabii düşünce özgürlüğü, insan hakları, Kürtlerin demokratik hakları, azınlıkların kendisini ifade özgürlüğü ayaklar altına alınıyor, çiğneniyor. Biz her halükarda militarizme, ultramilliyetçiliğe, tahammülsüzlüğe ve ötekileştirmeye karşı olmak durumundayız. Ben bir edebiyat yazarıyım ama iyi bir edebiyatım da ancak bu söz konusu ilkelerle, prensiplerle ve duyguyla, ruh haliyle yaratılabileceğine inanan bir insanım. Size başarılar diliyorum, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Umarım bir dahaki toplantıda yine birlikte olacağız. Keşke yaşıyor olsalardı da bu 10. toplantının mutluluğunu onlarla da paylaşabilseydik. Konumuz düşünce özgürlüğü. Bir özgürlük şarkısıyla açalım. John Baez bizim için söylüyor. Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me, and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave, and go home to my Lord and be free. Düşünce özgürlüğü için 10. İstanbul Buluşması 9-10 Nisan 2016'da gerçekleştirildi. Düşünce özgürlüğü için İstanbul Buluşmaları 2 yılda bir dünyanın tüm ilgili kuruluşlarını bir araya getiren saygın bir organizasyon. Bu alanda çalışan kuruluşlar ya doğrudan temsilcileriyle ya da internet aracılığıyla bu buluşmaya dahil oluyor. 10. buluşmayı düşünce suçuna karşı girişim olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi, Şeffaflık Derneği ve Biyanet ile birlikte hazırladık. Sevgili katılımcılar, sevgili dostlar, Düşünce Özgürlüğü için 10. İstanbul Buluşması'na hoş geldiniz. İçinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda İstanbul Buluşması'nı bizlerle birlikte ilmek ilmek ölen ortaklarımıza, yılmadan çalışan Düşünce Suçuna Karşı Girişim ekibine ve gerek uzaklardan gerek yakından gelen siz katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için verimli bir toplantı olmasını diliyorum. IFEX, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası PEN Yazarlar Birliği, Freedom House, Freedord, Freemuse bu buluşmanın uluslararası ayağında yer aldı. Türkiye ayağında ise Düşünce Suçuna Karşı Girişim, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Biyanet, Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Disk Basın İş Sendikası, PEN Türkiye Merkezi, Türkiye Yayıncılar Birliği yer aldı. Türkiye'den ve yurt dışından pek çok tanık da başlarından geçenleri paylaşmak için 10. İstanbul Buluşması'ndaydı. 10. buluşmanın ilk günü 9 Nisan'da Türkiye'de ifade özgürlüğü tartışıldı. İlk panelde Avukat Hüsnü Öndül'ün moderatörlüğünde insan hakları kurumları söz aldı. Hukuk devleti ile ifade özgürlüğü arasında çok önemli bir ilişki ve büyük bir denge var aslında. İfade özgürlüğü genel anlamıyla hukuk devletinin ayrılmaz bir şartı olmak zorunda. İfade özgürlüğü olmadan gerçek bir hukuk devletinden söz edebilmemize de imkan yok. İnsanları katledenler var, ayrımcılığa maruz bırakanlar var, tehdit edenler var, yaşam alanlarını yok edenler var, susuz bırakanlar var. Ama onlar takdirle karşılandı bu polislerin toplantısında ve hani ellerini serbest bırakmaları ifade edildi. Biz ise neyin raporunu yayınladığımız belli olmayan devlet karşıtı, işte vatandaşlıktan çıkıyor, en iyi ihtimalle vatandaşlıktan çıkarılması gereken, daha abarttığımızda da başı kesilmesi gereken gruplar olarak tanımlandık. Baktığımız zaman bu düşünce özgürlüğüyle ilgili açılmış olan davaları ve devam eden davalara baktığımız zaman aslında Türkiye'nin genel olarak bir haritasını da görmekteyiz.
bu davaların açıldığı yerler daha çok işte bugün Kürdistan bölgesinde yaşanan çatışmaya bağlı olarak o bölgede açılmış. İstanbul buluşmalarının önemli bir noktası, ihlallerden mağdur olan tanıkların da bu buluşmalarda yer alması. Farklı konulardaki mağduriyetlerle ilgili önce videolar gösterildi, ardından da tanıklıklar dinlendi. Osmanlı Darülfünun'undan üniversitelere geçiş, Cumhuriyet'in hedeflediği yeni bir insan yaratmak amacına yönelik önemli bir adımdı. Gene de eski kadrolar yeni giysileriyle işlerine bildikleri gibi devam ettiler. 30'lu yıllarda Nazi rejiminden kaçan çok sayıda bilim insanına kapılar açılarak üniversitelerin çağdaşlaştırılmasında önemli adımlar atıldı. Gene de ülkeyi yönetenlerin özgür düşünceye tahammül gibi bir niyeti olmadığından akademisyenlerle sık sık çatıştılar. Menderes kendini eleştiren profesörlere kara cübbeliler diyerek aşağıladı. 1971 askeri müdahalesi üniversite özelliğini budadı ama asıl büyük darbeyi 12 Eylül 1980 askeri rejime vurdu. General Evren üniversitelerdeki sol görüşlü öğretim üyelerini temizlemekle yetinmedi. Üniversiteleri tek merkezden yönetmek amacıyla YÖK, Yüksek Öğrenim Kurumu'nu oluşturdu. Bu yapı onu değiştirmeyi vaat edenlerin iktidara geldikten sonra sözlerini unutuvermeleri sayesinde sürüp gidiyor. 1997 yılında postmodern darbe olarak da anılan 28 Şubat döneminde ordunun baskısıyla muhafazakar kesime karşı yoğun bir saldırı başlatıldı. Bundan üniversiteler de nasibini aldı. Başörtülü kızlar üniversitelere sokulmadı. İkna odaları kurulup başlarını açmaya zorlandı. İkna olmayanlar öğrenimlerine son vermek ya da dış ülkelere gitmek zorunda kaldılar. Bu dönem AK Parti'nin 2002'de iktidara gelişinden sonra adım adım değişti. Başörtüsü yasağının kaldırılması hayli zaman aldı ama bu kez başka bir durum ortaya çıktı. Giderek artan talebi karşılamak için adına üniversite denilen ama bilim üretmekle ilgisi olmayan, ilkokul mantığıyla yönetilen bir yığın kurum. Her zaman için bir tehdit gözüyle bakılan öğrencileri kontrol altında tutmak için neredeyse bir kışla disiplini ve tabii bu yapıya başkaldırmak isteyen akademisyenler üstünde yoğun baskılar. Çıkarın şunu! Yıl 2016, 10 Ocak. 1128 akademisyen, Barış için Akademisyenler İnisiyatifi olarak bu suça ortak olmayacağız başlıklı bir bildiri yayınladı. Kaygıları demokrasi ve insan haklarına ilişkinde ummadıkları kadar ağır bir tepki geldi. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız, karanlık. Aydın filan değilsiniz. Sizler ne Güneydoğu'yu ne Doğu'yu buraların adresini bilemeyecek kadar karanlıksınız ve cahilsiniz. Bu devletin ekmeğini yiyip de bu devlete düşmanlık eden herkes en kısa sürede hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır. Bu açıklamanın ardından akademisyenlerden bazılarının evleri arandı. Gözaltına alınanlar oldu. Haklarında soruşturmalar açıldı. YÖK de kendi soruşturmasını başlattı. Bazı üniversiteler imzacı akademisyenlerin işine son verdi. Onları destekleyen ve desteklemeyen gruplar da çeşitli bildiriler yayımladı. Destek bildirilerinin ortak noktası metnin içeriğinden bağımsız olarak ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesiydi. 15 Mart'ta 3 akademisyen Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı. Tutuklanan bu üç akademisyen destek için adliyeye giden Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinden Chris Stephens'ın da çantasındaki Nevroz bildirisi gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Suça ortak olmayacağız dedik ve cezalandırıldık. Çünkü iktidarın suç anlayışıyla bizim suç anlayışımız ve ceza anlayışımız aynı gitmiyor. Burada ifade özgürlüğünden bahsediyoruz. Bazı şeyleri ifade etmek yasak olmuş. Özellikle barış istemek, şimdi terörü desteklemek sanırım. Ayrıca başka şeyleri ifade etmek tamamen serbest. Örneğin Sabah gazetesinde çıkan, benimle ilgili çıkan haberde
Ben 25 senelik bir MI6 ajanmışım. İfade özgürlüğü ve genel olarak yaşam özgürlüğü savunmak için çok önemli durumlar. Bunları konsantre olmamız lazım. Bu kadim bölgede insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Hayatını insan hakları, adalet ve barış mücadelesine adamış bir hukukçu Tahir Elçi. Çatışmaların yoğunlaştığı Diyarbakır Sur ilçesinde baro üyelerinin yaptığı basın açıklamasından sadece saniyeler sonra vuruldu. Elçi, 1992 yılından bu yana Kürt illerinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili çalışmalar yürütüyordu. Mağdurları önce mahkemelerde, sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne temsil etti. Faili meçhul cinayet dosyalarının simgesi haline geldi. Elçi, başarılı bir avukat olmanın yanı sıra inançlı bir sivil toplumcuydu. Onlarca sivil örgütün ve platformunun kuruluşunda yer aldı. 2012 yılında Diyarbakır Baro Başkanı seçildi. Barış, demokrasi ve adalet arayışını taviz vermeden sürdürdü. Bu nedenle de her zaman hedefte oldu. PKK silahlı, siyasal bir harekettir. Şimdi bırakın şok edici şeyi söyleyeyim. 2015 yılının Ekim ayında katıldığı televizyon programındaki bu sözleri nedeniyle hakkında yeni bir linç kampanyası başlatıldı. Sözlerimizin arkasındayız. Ben resmi görüşün ifade biçimine katılmak zorunda değilim. Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı alındı. Baro binasında gözaltına alındı. Çıkarılan yakalama kararı ve uygulaması çıkarılan ölüm fermanının da habercisiydi. Have you received death threats? Yes. Yes. Particularly in social media, I got hundreds tweets which threatened me by killing. Ama elçi her şeye rağmen barış demeyi sürdürecekti, hatta öldürülmeden saniyeler önce bile. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun. Elçinin çıkan bir çatışmanın ortasında kaldığı iddia ediliyordu, ancak olay yerinde gerekli incelemeler yapılmadı, kanıtlar toplanmadı. Elçinin ölümüne neden olan mermi çekirdeği bulunamadı. Cinayetten yaklaşık 3 ay sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili herhangi bir somut veri elde edilemediğini söyledi. Meslek hayatı boyunca faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için hukuki mücadele veren elçinin öldürülmesi hepimizin gözleri önünde karanlıkta bırakılıyor. O günler meslek yaşamının tamamını insan hakları ihlalinde mağdur olmuş olanları savunmanına adamış bir arkadaşımızı tayin edecek. Burada bir sözünü de söylemek istiyorum. Barışı savunmak çok daha zor ve uzun olabilir, fakat her şeye rağmen barışı savunmak gerektiğini dile getiriyordu. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sistemine geçmek için 400 koltuk istediği AK Parti, meclisteki çoğunluğunu da kaybetti. HDP'nin %10'luk barajı aşarak 80 milletvekili çıkarması meclis aritmetiğini tamamen değiştirdi. Ancak Erdoğan ve hükümet kurmakla görevlendirdiği Davutoğlu, kanuni süreleri son anına kadar kullandıktan sonra hükümet kurulamadı ve seçimler Kasım ayında tekrarlandı. Adına çözüm süreci denen çatışmasızlık bu iki seçim arası yaşananlarla sona erdi. HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar.
Bu durumun işaretleri 7 Haziran seçimlerinin öncesinde kendisini göstermiş, HDP büroları veya toplantıları 168 saldırıya maruz kalmıştı. Diyarbakır mitingine yapılan bombalı saldırıda 4 kişi öldü. IŞİD bağlantılı bir kişi tutuklandı, olayla ilgili yürütülen soruşturma ise gizlilik kararı getirildi. Suriye'deki Kürt örgütü YPG, Tel Abyad'ı IŞİD'den geri aldı. Haziran ayı MGK toplantısında PYD'nin Frakin batısındaki olası bir harekatının kırmızı çizgi ihlali olarak değerlendirileceği kararlaştırıldı. Sınır hattında askeri hareketlilik başladı. Şırnak, Roboski'de yayla yasakları ve askeri hareketlilikle başlayan gerginlik devam ediyor. Roboski sınırında yayla yasaklarını protesto eden Roboskililere askerler gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sırasında HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve basın mensuplarının bulunduğu araca da gaz bombası atıldı. Sakin ol! Basınız, basın! Basın mensuplarına yapılan müdahaleyi durdurmak için yetkililerle görüşmek isteyen HDP'li Ferhat Encü askerler tarafından darp edildi. Sakin ol, sakin ol! Sakin ol! Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimi daha da tırmandıran bir açıklama yaptı. Ben Dolmabahçe mutabakatı ifadesini asla kabul etmiyorum. 20 Temmuz'da Urfa'nın Suruç ilçesinde Kobani'ye gidecek gençlerin basın açıklamasına düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişi öldü, 76 kişi yaralandı. 22 Temmuz'da ise Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis evlerinde enselerinden vurulmuş olarak bulundu. HPG polislerin Suruç katliamına misilleme olarak öldürüldüğünü açıkladı ancak olayın üzerindeki sis perdesi hala aranamadı. Ve ardından hükümet ülke çapında geniş kapsamlı bir terör operasyonu başlattı. 5 günde 39 kentte 1300 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak Kandil Dağı'ndaki PKK kamplarına hava saldırıları başladı. HPG ateşkesinin bittiğini duyurdu. 2013 Nevruz'u ile başlayan çözüm süreci Suruç katliamıyla son bulmuş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerden de onları destekleyen sözde siyasetçi, sözde aydın, sözde sivil toplum kuruluşu temsilcisi herkesten de şehitlerimizin kanlarının hesabını sorma gücüne sahiptir. Operasyonlar, saldırılar ve her gün yeni ölüm haberleri. Sadece bir ay içinde 18 ilde 16 polis, 2 korucu, 35 asker, 32 gerilla ve 54 sivil öldü. Bölge illerinden ardı ardına öz yönetim açıklamaları gelmeye başladı. İlk olarak Şırnak, ardından Silopi, Cizre, Nusaybin. Ağustos ayında öz yönetim ilan edilen bölge sayısı 16'ya yükseldi. Hükümetin cevabı belediye başkanlarını görevden almak oldu. 5 ayda 36 belediye eş başkanı hakkında soruşturma başlatıldı, 16'sı tutuklandı. Ve ardından sokağa çıkma yasakları başladı. Muş'un Vartu ilçesinde 2 gün süren yasakta ikisi sivil 4 kişi yaşamını yitirdi. Yasaklar Diyarbakır'ın Lice ve Silvan ilçeleriyle sürdü ve neredeyse bölgenin tümüne yayıldı. Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu. 10 Ekim 2015 günü Ankara'da sendikaların düzenlediği barış mitingine yapılan kanlı saldırıda 109 kişi öldü, 500'den fazla yaralı. İnsanların güvenlik korkusuna düştüğü ortamda yapılan 1 Kasım genel seçimlerinde AK Parti yeniden tek başına iktidar oldu. Başladığımız işi tamamlayacağız. Dağlarımız, ovalarımız, şehirlerimiz bu canilerden temizleninceye kadar. Şehirlerimizin, ilçelerimizin her bir sokağı emniyetle, huzurla girilen, gezilen, dolaşılan sokaklar oluncaya kadar terörle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edecek. Elektrik, su ve iletişim araçlarının kesildiği kentlerde sağlık hizmeti verilemediği için yaralılar göz göre göre öldü.
defnedilemeyen cenazeler günlerce sokakta kalırken adli tıp yönetmeninde yapılan değişiklikle operasyonun sürdüğü ilçelerde valilik ve kaymakamlıklara cenazeleri defnetme yetkisi verildi. Yasakların sürdüğü bölgelere gitmek isteyen siyasetçilere ve insan hakları örgütlerine izin verilmedi. Geçici hükümette yer alan bazı bakanlar bile engellendi. Önümüzdeki süreçte ne bölücü terör örgütü ne de onun güdümündeki parti ve diğer yapılar asla muhatap alınmayacaktır. O iş bitmiştir. Sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte geçici güvenlik bölgesi uygulamaları da devreye sokuldu. Kilis, Tunceli, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Siirt, Kars ve Van gibi illerde ve bu illere bağlı kent merkezlerinde çeşitli sürelerle yüzlerce özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Bu bölgelere sivillerin girişi yasaklandı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı verilerine göre 16 Ağustos 2015 ile 5 Şubat 2016 tarihleri arasında Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari, Muş, Elazığ ve Batman'daki toplam 19 ilçede resmi olarak tespit edilebilen en az 58 kez süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 42'si çocuk, 31'i kadın ve en az 224 sivil öldü. Bu yasaklar süresince en az 1.377.000 kişinin yaşam ve sağlık hakları ihlal edildi. 10 binlerce insan yaşadıkları il ve ilçeleri terk etmek zorunda kaldı. Hiç kimse Türkiye'de terörle mücadele ederken hukuk dışına çıkıldığı iddiasında bulunamaz. Diyarbakır'ın Sur ilçesiyle birlikte en uzun süreyle abluk altında tutulan Şırnak'ın Cizre ilçesinde top atışlarından ve çatışmalardan kaçarak evlerin bodrum katlarına sığınan yurttaşlar günlerce yardım bekledi. 2 ayı aşkın süre devam eden operasyonların tamamlanmasının ardından mahallelerden yüzlerce cenaze çıkarıldı. Ancak cenazelerin çoğu günlerce teşhis edilemedi. Herkesi müsvedde gören Cumhurbaşkanı gelip o çocuklarla konuşmadı. Veya niye herkesin terörist olduğunu iddia eden başbakan gelip o çocuklarla konuşmadı diye hep düşündüm aslında. Çok çok da kolay bir şey. Biniyorsunuz, uçağa gidiyorsunuz. Şu anda başbakan Sur'a gitti, yeni. Orayı yıkıp, yok edip, tarlaya çevirdikten sonra orada kendine bir ev yapmayı düşünüyor. Ama bunu çok çok daha önce gidip, barikatlardan, hendeklerden şikayet eden iktidar oraya gidip o gençlerle konuşabilirdi. Bunu hiçbir zaman yapmadılar. 5 bin tane evi yakılıp yıkan, o bodrumlarda kalan insanların konuştukları zaman bunların üzerinde bombalar yağıyordu. Bunların üzerinde toplarla, tanklarla bombalar yağıyordu. Devlet diyor ki terörist böyle yapmış, teröristin tankı mı var, topu mu var, helikopterleri var. İlk günün ilk forumu Cezasızlık, Gerçekler ve Algı Yönetimi Murat Çelikkal moderatörlüğünde yapıldı. Cezasızlığın Türkiye'de yaygın bir geçmişi var. Hadi Osmanlı dönemini katmayalım. Cumhuriyet de aynı geleneği sürdürdü. Herkesin gözü önünde ama devletin yüce çıkarları için işlenen birçok suç cezasızlık sırrı altında işlenebildi. 1955'te İstanbul'daki tüm azınlıklara karşı uygulanan pogrom olayını başlatan bombayı atan MİT ajanı cezalandırılacağına ödüllendirildi, valiliğe kadar da yükseldi. Size uzun uzun anlatacağımıza somut örnekler verelim. Buyurun. Cezaevlerindeki bazı teröristler etkileri altına aldıkları gençleri ölüm orucuna sürükleyerek F tipine geçişi engellemeye uğraşmaktadırlar. Böyle bir şey olamaz, devlet böyle bir şey yapamaz, devlet oraya hayat kurtarmak için girmiştir. Adına ironik olarak hayata dönüş denen operasyonun üstünden 15 yıl geçti. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin F tipi icra uygulamalarına ve tecride karşı yaptıkları açlık grevleri yer yer ölüm oruçlarına dönüşmüştü. 19 Aralık 2000 tarihinde 20 ilde yapılan ve toplam 10 bin asker ve polisin katıldığı operasyonlarda ikisi asker, 32 kişi öldü. Operasyon sırasında göz yaşartıcı gaz ve sinir bombalarının yanında kimyasal maddeler de kullanıldı.
operasyonla ilgili ilk dava 2010 yılında açıldı. Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'nın 37 er ve 2 assubay hakkında hazırladığı iddianameyle açılan dava Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hala sürüyor. İkinci dava, aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 157 jandarma mensubuna karşı öldürme ve yaralılarla ilgili öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla açıldı. Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Komutanı Albay Burhan Ergin, tanık olarak verdiği ifadesinde harekat emrini dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'dan aldıklarını ifade etti. Operasyonun neden yapıldığı sorusunu ise şöyle yanıtladı. Ölüm oruçları sonucunda ölümler ve sakatlanmalar oluyordu. Bu nedenle mahkumların F tipi cezaevine nakli için operasyon kararı alındı. Biz de alınan bu kararı icra ettik. Aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 113 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 26 Mayıs 2015 tarihinde Bayrampaşa cezaevinde 19 Aralık 2000'de uygulanan tufan planı ile ilgili başvuruda Türkiye'nin yaşam hakkını ve işkence yasağını ihlal ettiğine karar verdi. Ama davalar Türkiye'de hala devam ediyor. Ve bir türlü önlenemeyen, aksine neredeyse teşvik edilen kadın cinayetleri. Kadın cinayetleri davalarında haksız tahrik ve iyi hal indirimi o kadar sık uygulanıyor ki erkekler namusuma leke düşürdü, erkekliğime laf etti diyerek mahkemelere düzgün kıyafetle gidip üzgün ve pişman görünümlerle ceza indirimlerinden yararlanabiliyor. Erkek hakimler bu işe son derece hazır. 28 Ekim 2015 gecesi 26 yıllık eşini silahla vurarak öldüren Hakan Üney, hakimin boşanmak isteme nedenini sorması üzerine "Anlattırmayın bana, ben onurlu bir insanım." dedi. Fakat hakimin ısrarı üzerine eşinin sanal ortamlarda fazla takıldığını ve cep telefonuna kadın isimleriyle erkekler kaydettiğini iddia etti. Savcının mütalaasına ve sanığın istememesine rağmen erkek hakim indirimi uyguladı. 24 Şubat 2014 gecesi bir Twitter hesabında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon kayıtlarının servis edilmesiyle ortalık bir anda karıştı. Şöyle bir şeydi. Reza Zerzat gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsun ilk operasyonu şeyle şu anda evlerinde arama yaptılar filan falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi diyorum ki senin elinde ne var ne yok. Sen bunları diyorum çıkar. Ben de, tamam mı? No. Ben de ne olur o senin para var kasada. Onu diyorum işte. Başbakanlıktan hemen yalanlama geldi. Erdoğan seslerin kendilerine ait olduğunu inkar etmedi ama montaj olduğunu iddia etti. Yani yaptığı başka konuşmaların kayıtlarından alınıp yapıştırılarak böyle sahte bir diyalog üretilmiş. Ses mühendisi Erdem Helvecioğlu ve müzisyen Atilla Özdemiroğlu ise bunun olanaksız olduğunu söylediler. Özdemiroğlu bununla yetinmedi, ses kaydını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzmanlara yolladı ve sonuçları yayınladı. Bu kayıtlar montaj değildir. Ama hikaye burada bitmedi. Muhalefetin baskıları TÜBİTAK'ın başına patladı. Hükümetin tüm baskılarına rağmen TÜBİTAK'tan istenen çizgide bir rapor alınamayınca bu kurumda büyük bir kıyım yaşandı. 26 Mayıs'a kadar 30'u üst düzeyde yönetici olmak üzere 250 kişi kurumdan atıldı. Ve ancak 2 ay 10 gün sonra 6 Haziran 2014'te istenen rapor geldi. Kayıtlar montajmış, hem de hece hece montajlanmışmış. Cezasızlığa, yürütme, yasama ve yargıdan sonra TÜBİTAK'ta katılmış oldu böylece. Türkiye'de alışılmış iki cinsiyetten hiçbirine mensup olmamak ya da cinsiyet değiştirmek büyük toplumsal suç. Lanetlenmiş LGBTİ sözcüğünün bir parçası olmak, yani lezbiyen, gay, biseksüel, trans veya interseks olmak insan haklarından dışlanmak demek. Aşağılanmak, itilip kakılmak, dövülmek, soyulmak, yaralanmak, hatta öldürülmek demek. Üstelik sizi korumasını beklediğiniz komşularınız, mahalle polisi, daha kötüsü savcılar ve hakimler de size potansiyel suçlu, hatta mikrop gözüyle bakarsa sığınacak neresi kalır? Kırmızı Şemsiye Derneği'nin kurucularından olan ve derneğin başkanlığını yürüten Kemal Ördek, Ankara'daki evinde tecavüze uğradı, gasp edildi.
Saldırganlar tarafından telefonu alınan ördek, nakit parası olmadığından zorla evinin yanındaki ATM'ye götürüldüğü sırada sokakta bulunan polislere doğru koşup durumu anlattı. Ardından şikayetçi olmak için gittiği karakolda polis ona "Sen sus, sormadan konuşma," dedi. Saldırganlar karakolda kendilerini şöyle savundular: "Biz erkek adamız memur bey, siz bizim halimizi anlarsınız. Bu ibnenin lafına inanmayın. Bizi evine davet etti, bilirsiniz bunları." Ördeğe ise, "Şikayetini geri almazsan fena olur. Evini biliyoruz artık. Nasılsa serbest kalırız, gerisini sen düşün artık," dediler. Ördek hastaneden alınan rapora rağmen polis tutanağının saldırganların anlatımına dayandığı gerekçesiyle tutanağı imzalamadı. Koruma ve uzaklaştırma kararı çıkartılması için başvuruda bulundu. Bir süre sonra saldırganlar hakkında nitelikli cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, tehdit ve cebir kullanarak bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından dava açıldı. Peki sonra ne oldu? Türkiye'de polislerin, askerlerin ve bürokratların suç işlemesi durumunda ve bazı cinayetlerin ve hak ihlallerinin failleri olma durumunda bunu sadece kaybettirmeler, keyfi cinayetlerle sınırlı tutmayın. Mesela gösterilerde aşırı güç kullanımı nedeniyle yargılanan emniyet güçlerinin maalesef yasa karşısında bir eşitsizliği var. Önce iktidarlar, sonra yargı bürokrasisi, sonra idari bürokrasi tarafından korunuyorlar. En azından Tahir'e şey ifade eden merminin çekildiğini bırakılığı yıkama ihtimalini bilinçli olarak anlatılıyor olarak alırlar. Yoksa bulunabilirdi. İkincisi gelinen ondan sonra bir türlü olay mahalline keşif de yaptırmadı, yaptırılmadı belki. Yani çünkü bastancı işte olay mahalline keşif yapacağız dediği zaman olay yerine gittiğinde o sahada kadar duyulmayan silah sesleri aniden oradan ortaya çıkmaya başlıyor, silahlar patlıyor, olay yerine geri döndür, yine keşif yapıyor. Ayhan Çarkı'nın söylediği, ben 1000 kişi öldürmüşüm. Hani Ayhan Çarkı'nın dediği, ben şahsen 1000 kişiyi ben öldürdüm. Mehmet Ağar'ın söylediği, dedi ben konuşursam Türkiye yer yerinden oynar. Acaba bunlar niye bunları cezalandırmıyorlar? 2 sene, 3 seneyle, 4 sene cezalandırmak. Yani bu mümkün müdür acaba? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Oraya verilen mahkemelerin ne yaptı? Kimi cezalandırdı? Yani paraya çevirirdi. Bak peki bu insanlar hayatı mı önemlidir yoksa aldığı paralar mı önemlidir? Hiçbir şey yargıya gitmediği için, hiçbir şeyin cezası çekilmediği için, cezası verilmediği için, hiçbir şeyden özür dilenmediği için bütün bunlar 1915'e dönüp dolaşıp geliyoruz yani aslında. Her şeyi toprağın altına atmak, biz de 78 milyon deve kuşu gibi kafamızı attığımız toprakların, pisliklerin içine kafamızı da gömdüğümüz için bütün bunlar yaşanıyor. Valla ben bir birey olarak ne diyebilirim ki? Ben özür dilenmesini istiyorum. Ermenilerden, Kürtlerden, bütün haksızlığa uğramış milletlerden bu ülkede yaşayan herkesten özür dilenmesini istiyorum. Suçu kabul etmesini istiyorum Türkiye'nin ama hakikaten çok uzak geliyor şu anda kendine. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz. Kutuplaşmanın kendisini, yani sadece iktidardan değil, o iktidarla nasıl özdeşleşen bir derin yurttaş geleneği varsa orada yeniden sürekli her alanda tecelli ettiğini görüyoruz ve bu çok yeni bir gündem değil. Yani o yüzden iki yönde bir refleks gelişti. Hiçbir şey yapmayan üniversiteler oldu. İdareten, zaman kazanmak için bir şey yapan üniversiteler var soruşturma açan ama diğer yandan da durumdan vazife çıkartan söylemekte beis görmüyorum. Mesela bazı üniversitelerde, Mersin Üniversitesi'nde vesaire henüz arkadaşlarımızın hepsi işten çıkartılmasa bile biliyoruz ki rektör bizzat sizin gibiler üniversitelerden temizlenmeli şeklinde açıklamalarda rahat rahat arkadaşlarımıza bulunabiliyor ve kontratların bitmesini bekliyor. Yani aslında buna baktığınızda bu toplumsal bir temizleme operasyonunun çok önemli bir parçası. Yemek molasının ardından hakaret davaları, hukuk ve yargıya müdahaleler ele alındı, tanıklıklar dinlendi. Cuma
Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili konuda şu ana kadar bakanlığımızca kovuşturma izni verilen dosya sayısı 1845'tir. Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından hayatımıza girdi. Cumhurbaşkanına hakaret suçu. Bunların içinde neler yok ki? Gözaltına alınan çocuklar, Erdoğan'ı Gollum'a benzeten bir fotoğrafı internette yayınladığı için memuriyetten atılan doktor, gazete manşetlerine açılan davalar, hapse atılan ve işten çıkarılan gazeteciler. 1845 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş. Allah Allah, neden acaba? Kendilerine akademisyen diyen bir güruh çıkıp bir sürü yalan yanlış gerekçenin ardından bunlar haşhaşi, sapık sapık, ne baş ne baş, mezarlık soyguncusu. Daha önce benzer durumlar Türk Ceza Kanunu'nun 299. değil 125. maddesinden yargılanıyordu. Neden? Çünkü Erdoğan o zamanlar başbakandı. Ceza Kanunu'nun 125. maddesi devlet görevlilerine hakareti cezalandırıyor. Ha, bir de 301. madde var. Türklükten başlayıp devlet kurumlarına yasama, yürütme, yargı, özellikle asker, polis memurlarına hakareti cezalandıran. Aslında bu tür önlemler 299'da 305. maddeler arasında belirlenmiş. Bu işi oldum olası benim aklım almadı. Tamam, bir bireyin başka bir bireye hakaret etmesi bir tazminat konusu olabilir filan ama ceza hukukuna girip de böyle tutuklama, hapse atma filan olmaması gerekir diye düşünüyorum. Kaldı ki bir bireyden bireye söz ettik. Bireyden devlete, yani küçücük bir bireyden koskocaman devlete. Çok gülünç. Hep verdiğim bir örnek var, onu tekrarlamak istiyorum şimdi. Diyelim ki iki yetişkinden biri öbürüne hakaret etti herkesin gözünün önünde. O da dayanamadı, kafasına bir şeyi geçirdi. Gittiler hakimin önüne. Hakim niye böyle yaptın dediğinde adam dayanamadım işte, hakarete uğradım herkesin gözünün önünde, sinirim tepem attı. Dayanamadım yaptım deyince, peki efendim hadi evine git demezler, gayet tabii bir ceza alır ama uğradığı hakarete bir indirim nedenidir burada. Şimdi örneği biraz değiştireyim. Hakaret eden 4 yaşında bir çocuk olsun. Herkesin içinde ben kendim niye falan diye küfretsin kocaman bir adama. Adam da bir vursun yere sersin ufacık çocuğa. Hakimin önüne gittiğinde dayanamadım hakaret etti dediğinde hakim demez mi ona? Oğlum sen kocaman adamsın, bu ufacık çocuk hakaret etse ne olur, etmese ne olur? İşte Türk Ceza Kanunu'nun 299'dan başlayıp 305'e kadar süren ve devletin orasına burasına hakaretleri, Türklük filan gibi acayip kavramlar icat edip onları hakareti cezalandıran bu maddeler de aynen böyle. Hepsi toptan iptal edilmelidir. Devlet yetkilileri diyor ki benzer maddeler birçok Avrupa Birliği ülkelerinin yasalarında da varmış. Gelelim demokratik ülkelerde de benzer kanun maddeleri olduğuna. Bunları söyleyenler ayıp ediyorlar. Nasılsa kimse bir şeyden anlamaz diye söylüyorlar, gidiyor işte. Gerçek bu değil. Evet. Bazı ülkelerde eski dönemlerden kalma benzer kanun maddecikleri bulunabilir. Unutulmuş, ayıklanmamış, çünkü uygulanmamış. Bunu söyleyenler şunu söyleyebiliyorlar mı? Bu ülkelerde şu gazeteci şunu yaptığı için, bu haberi yaptığı için, filanca insan şu şarkıyı söylediği için, filanca karikatürist şu karikatür çizdiği için hapse atılmıştır, para cezasına uğramıştır. Böyle bir şey yok. Gerçek o ki bütün bunlar artık düzeltilmesi gereken kanun maddeleri ve dışarıdan örnek alınacaksa güzel örnekler olabilir. İyisi mi? Hakaret konusunda açılan soruşturmalar, davalar ve sonuçlarının nasıl şeyler olduğunu örneklerle görelim. Bir suç üzerine, tarihin en büyük suçu üzerine kurulmuş bir devletten söz ediyoruz. 1915 soykırımını gerçekleştiren iddiatçı zihniyeti, bütünüyle kendi resmi ideolojisi, kuruluş ideolojisi olarak kabul etmiş, bir soykırım üzerine kurulmuş bir devletten söz ediyoruz. Ve bu devletin kendisini korumak adına kırmızı çizgileri var. Ermeni soykırımı, Kürdistan meselesi, Kıbrıs'taki askeri işgal daha sonradan, antidemokratik laiklik gibi meseleler. Bu konularda eğer siz devleti yönetenlerden farklı düşünüyorsanız düşünce özgürlüğünüz yok. Ben bunun Erdoğan'la başladığını falan da tabii ki düşünüyorum. Bu devlet
böyle bir suç üzerine kuruldu ve bu suçu gizlemek adına kendi hukukunu oluşturdu. 2014 Ağustos'unda Facebook'ta kendi arkadaş sayfamda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüzüklerin Efendisi filminin karakterlerinden Sibigol ya da Bol yan yana konulduğu bir görseli paylaşmıştım. Bu görseli Erdoğan'a hakaret olarak değerlendiren bir akrabam Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne beni şikayet ediyor. Bu şikayet üzerine bu trajikomik süreç başladı. Halk Sağlığı Kurumu bu şikayeti ciddiye almış ve bir yandan da hakkında ileri soruşturma başlatırken bir yandan da savcılar suç duyurusunda bulunmuş. Ancak avukatın ifade özgürlüğü yönündeki savunmalarımıza ve sunduğumuz emsal kararlara yerel mahkemenin itibar etmeyeceğini deneyimle sabit tahmin ettiğinden mahkeme tam ceza vermek üzereyken karar duruşmasında ışıkları golduma çevirdi. Savcının kötü karakter rolündeki yaratık tanımlamasının aksine Gollum'un kötü karakter rolünde olmadığını, savcının belli ki Yüzüklerin Efendisi filmini izlemeden bu davayı açtığını, ancak mahkemenin bu filmi izlemeden karar veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine hakimin Gollum'la ilgili kafası karıştı ve duruşma 12 gün sonra ertelendi. Hakim filmi izleyecekti. Ve duruşma günü gelip çattığında hakim dosyayı bilirkişiye göndermeye karar verdi. Fantastik bir film karakterinin kişilik analizi yapılacaktı. 12 Mayıs'ta karar duruşması yapılacak ve hem benim hakkımda hem de Simogol hakkında ne karar vereceğini hep birlikte göreceğiz. Ben böyle tahmin ediyorum ki bu dava bu haliyle fantastik bir film karakterinin kişilik analiziyle hukuk tarihinde kendini müstesna bir yer edindi diye düşünüyorum. Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, Avrupa Birliği ilerleme sürecinde reformlara girişti. Başta kişisel ve siyasi haklar ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin sözleşmeler olmak üzere birçok uluslararası anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Azınlıklar, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düzenlemeler yapıldı. Türk Ceza Kanunu baştan aşağı değiştirildi. Sistematik işkenceyi önlemeye yönelik düzenlemeler getirildi. Ölüm cezası kaldırıldı, kolluğun silah kullanma yetkisi kısıtlandı. Bireyin vücut dokunulmazlığına, cinsel dokunulmazlığa, özel hayatın gizliliğine karşı suçlar tanımlandı. Yeni ceza kanunu ile ceza kanunundaki kaotik durumun önleneceği, terörle mücadele yasasının iptal edileceği söylenmişti. Ancak asker ve polisten gelen şiddetli eleştirilerden sonra bundan vazgeçildi. Daha sonra bu kanun yeniden ağırlaştırıldı. Terörle mücadele kanunu bugün ifade özgürlüğü, adil yargılanma gibi hakların önünde temel bir engel olarak durmakta. Öte yandan askeri vesayeti ortadan kaldırmak amacıyla önemli adımlar atıldı. Milli Güvenlik Kurulu'nun fonksiyonu, görevleri ve yapısı değiştirilerek sivil üyelerin ağırlıkta olduğu bir tür danışma organı haline getirildi. RTÜK ve YÖK gibi üst kurullardaki asker üyelikler kaldırıldı. Askeri mahkemelerin sivilleri yargılamasına son verildi. Devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı, bölge ağır ceza mahkemeleri oluşturuldu ama değişiklik sadece tabelada kaldı. Ağır ceza mahkemeleri aynı görevi aynı şekilde sürdürmeye devam etti. 2010 yılında yapılan referandumla anayasada değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanı halkın doğrudan seçmesinin yanında özellikle Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üye yapısı ve seçim usullerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun eskisine oranla daha çoğulcu bir yapıya kavuşması bir yana Adalet Bakanı'nın kuruldaki rolü azaltıldı. Ancak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleri ve kimi kritik davalarda savcıların görevden alınması gibi uygulamalar kurulun bağımsızlığı hakkında duyulan kuşkuları haklı çıkardı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı uygulanmaya başlandığında ise kıyamet koptu. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım, o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. 2011 yılından itibaren AK Parti hükümeti yeni bir taktik geliştirerek torba yasalar üretmeye başladı. Birçok farklı kanunda değişiklikler öngören dev torba yasalar kamuoyunu yasa yapım sürecinden uzaklaştırdı ve tartışmaları neredeyse imkansız hale getirdi.
Bunun yanında Türk Ceza Kanunu'ndaki reform ve daha sonra yapılan kısmi değişikliklere rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı ifade özgürlüğü bağlamında en fazla hak ihlalleri kararını verdiği madde 215, suçu ve suçluyu övme. Madde 216, halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama. Madde 285, soruşturmanın gizliliğinin ihlali. Madde 288, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs. Madde 301, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama. Ve madde 318, halka askerlikten soğutma suçları muhafaza edildi ve halen bugün yargılamalara sıklıkla konu olabiliyor. 2012 yılında yapılan bir değişiklikle Sayıştay'ın denetim yetkisi kısıtlandı ve sadece mali denetim yapmasına izin veren, verimlilik denetimi yapmasını engelleyen yasa meclisten geçti. Kaldı ki uygulamada o bile mümkün olmuyor. Harcamalar neredeyse tamamen denetim dışı. 2014 Haziran ayında yapılan bir değişiklikle sulh ceza mahkemeleri kaldırıldı ve sulh ceza hakimlikleri oluşturuldu. Hakaretten suçluyu övmeye, cinsel tacizden internet yasaklarına kadar yüze yakın konuda bu tek hakimler karar veriyor. Adları bizzat Adalet Bakanlığı'nca belirleyen bu hakimler sayesinde internette tweet atanların, bir bildiri yayınlayan akademisyenlerin tutuklanması gibi bir yığın keyfi işlem sürüp gidiyor. 2015 yılında ise bir torba yasayla hayatımıza giren iç güvenlik yasası, özellikle ifade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanılamaz hale getirdi, gözaltı süresini toplu suçlar için artırdı, yüzü kısmen kapatmak suç sayıldı, valiler kolluğa suç faillerinin bulunması için emir verebilir hale getirildi, aramalarda kuvvetli şüphe yerine makul şüphe yeterli oldu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün konuşarak meclise ve yargıya neler yapılması gerektiğini empoze etmeyi sürdürüyor. Artık ülkede sembolik değil, fiili gücü olan bir cumhurbaşkanı var. İster kabul edilsin, ister edilmesin. Türkiye'nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken bu fiili durumun hukuki çerçevesinin yeni bir anayasa ile netleştirilmesi, kesinleştirilmesidir. Ya bizim yanımızda olacaklar ya da teröristlerin yanında yer alacaklar. Ünvanının milletvekili olması, akademisyen olması, yazar olması, gazeteci olması, sivil toplum kuruluşu yöneticisi olması o kişinin aslında bir terörist olduğu gerçeğini değiştirmez. Bombayı patlatan, tetiği çeken terörist olabilir. Ama o eylemin amacına ulaşmasını sağlayan işte bu destekçilerdir, işte bu yardakçılardır. Bu bakımdan terör tanımını, terörist tanımını en kısa sürede yeniden yaparak ceza kanunumuza derc etmeliyiz diye düşünüyorum. Yargılamada ifade özgürlüğü konusu sadece avukatların haklarının ihlaliyle söz konusu olmaz, özgürlüğüne müdahale. Hakimlere ve savcılara yapılan baskılarla da söz konusu. Son dönemlerde bu kadar büyük davaların açılıp beraatle bitireceği bilindiği halde açılmasının en önemli nedeni belki de dünyanın en büyük fişleme kampanyasıdır. Bu davaların tarafları, bu davalarda alınan tutumlar en açık noktada belirli yerler tarafından kayda alınmaktadır. Bunun en önemli amaçlarından bir tanesi budur. Bir davada yargıç müzakere edip karar açıklayacağını söyledi. Kararını oluşturacağı sırada iddia makamındaki savcı içeride kaldı. Ve dışarı çıktığımızda, savunma makamındaki avukatlar dışarı çıktıktan sonra içeri yeniden alındığımızda yargıca sadece şu şekilde hitap ettim. Yargıçla hazineden ay başında peşin maaş almak dışında başkaca hiçbir ortak özelliği olmayan savcının müzakere sırasında içeride kalması yargıcın görüntüdeki tarafsızlık ilkesini çiğnemiştir dedim. Benim bu sözümü yargıç kendi istediği gibi yazdırdı ve ben konuştuğum doğal olarak doğaçlama konuştuğum için ne yazıldığını göremiyorum
Fakat daha sonra ortak özellik nitelemesi yazılmadığı için bu kez ay başında maaş almaktan başka hiçbir özelliği olmayan savcı biçimine bürünmüş ve benim hakkımda benim ağzımdan çıkan sözü kendi keyfi şekilde yazdıran yargıç benim hakkımda suç duyurusunda bulundu ve bu suçlamayla Kartal 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2,5 yıl yargılandım ve mahkeme, Ağır Ceza Mahkemesi bana 1 yıl hapis cezası verdi. Para cezasına çevirdi. Eğer para cezasına çevirmeseydi temyiz sınırının altında kalıyordu. Ve temyiz edildim. Yargıtay 4 Ceza Dairesi bu tutanakta yazılan sözün nasıl yazıldığını asla tartışmadı. Filmlerde de izlediniz. 1995'te yani 21 yıl önce başlayan şeyler. Tekrar dönmek zorunda kaldık. Arda arda gelen 3 tane dava. Ayşe Çelik davası, hani öğretmen mezun programına katılan. Arkadan işte şeylerin, akademisyenlerin davası arkadan. Can Dündar ve Erdem Gül'e 2 defa ve 5 defa idam plan işlenmesi üzerine İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 3 grup aynı gün, aynı anda sivil tahsilini yaptılar. Gidip savcılara kendimizi şikayet ettik. Daha sonra da kendi aramızda bir organizasyon kurduk. Bundan sonra böyle bir ağ var. Bu ağ başka şehirlerde de kurulabilir, kasabalarda da kurulabilir, isyan kurabilir. Gayet gevşek bir yapısı vardır. Ama amacımız hep birlikte bir şeye toplu tepkiyi gösterebilmek ve sadece sivil tahsil değil, aynı zamanda dava takiplerine gitmek, aynı zamanda benzer toplantıları da düzenlemek. Haber bu. Erdoğan'ın yok dediği silahlar diyor. Ondan sonra jandarmada var diyor. Biz de bu suçları işledik. Evet. Silahlar da fotoğraflarıyla burada. Jandarmada var dediğine göre casusluk suçunu kimin işlediğini veya suçu kimin işlediğini savcıların karar vermesi gerekir. Teşekkürler. Akademisyenlerle ilgili İzmir bekliyor akademisyenleri. Buradan hemen söylüyorum. 87 kişi kendisini ihbar etti. Özel büyük bir basın toplantısı yapmıştık adliyenin önünde ve avukatlar içeriye götürdüler savcılık alması için. Savcılık oyalayınca 87 kişi birden adliyenin içerisine girdik. Adliyenin içerisinde 87 kişi birden önümüzde avukatlarla dolaşmaya başlayınca hemen dilekçelerimizi aldılar. Bize bir soruşturma dosyası numarası verdiler ama daha bir şey çıkmadı buradan. Düşünce özgürlüğünün konuşulduğu bir buluşmada medyada neler olduğuna bakmamak olmazdı. Türkiye'de basına yönelik baskılar hiçbir zaman gündemden düşmedi ancak son yıllarda açılan soruşturmalar ve davalar, hapsedilen gazeteciler, işten atılmalar, sansür ve akreditasyon uygulamalarıyla bu tablo daha da vahim boyutlara ulaştı. İktidar ise bu durumu hiçbir zaman kabul etmiyordu. Basın özgür değilmiş. İddia ile konuşuyorum. Ne Avrupa'sında ne diğer ülkelerde. Basının genelinde. Türkiye'deki basın kadar özgür bir medya yoktur. Türkiye basın özgürlüğünü sonuna kadar yaşandığı demokratik bir ülkedir ve böyle kalacaktır. Ama veriler tam aksini ortaya koyuyor. Freedom House'un son 2 yılda yayınladığı raporlarda Türkiye basının özgürü olmadığı ülkeler arasında yer aldı. Son 5 yılda Tayland ve Ekvador'un ardından basın özgürlüğünde en hızlı gerileyen 3. ülke oldu. Bağımsız İletişim Ağı'nın verilerine göre 31 gazeteci 2016'ya cezaevinde girdi. 2015 yılında işten çıkarılan medya çalışanı sayısı 348. 120 gazeteci gözaltına alındı. Polisin Biyanet muhabiri Beyza Kural'ı gözaltına alırken kullandığı ifadeler yaşananları ve yaşanacakları özetliyordu. Bak bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Bunu öğreteceğiz size. 2015 yılında 19 gazeteci ve 2 karikatürist Erdoğan'a hakaretten yargılandıkları davalarda mahkum oldu. Ey New York Times! Güya bize basın özgürlüğü dersi vereceksiniz, öyle mi? Bunlar ücretli şarlatanlar. Oradan da
gazeteci kılıklı bir militan çıkmış. Edepsiz bir kadın. Müslüman ülkede bunu beklemek zor değil mi diyor. Haddini bil, haddini. Bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu. 64 gazeteci, 4 medya organı, 1 yazar saldırıya uğradı. 38 gazeteci, 21 medya organı tehdit edildi. Ahmet Hakan'ın damağı falan düştü sinirden bir şey. Acayip korkaktır Ahmet Hakan, o korkmuş o yüzden öyle. Ben bugün Nişantaşı'nın evinin önüne gitmeyi düşünüyordum. Tek başıma. Gidecektim böyle bekleyecektim. Gel bakayım buraya falan diye. Çok korkaktır yani, o adamlar çok korkak. Şimdi ikinci şeyde de aynı şekilde. Sedat Ergin'e baktım böyle tel diyor, mel diyor, bilmem ne, kendilerine geliyor. Bunlar dayak yememiştir hiç. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş. Cumhuriyet, gündem, evrensel, bir gün, taraf, zaman, hürriyet, bugün gazeteleri ve Nokta Dergisi'ne dava üstüne dava açıldı. Gazeteciler Cumhurbaşkanı'na hakaret, terör propagandası yapmak, kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlamalarla yargılanırken medyadaki kısıtlamalar, yayın yasakları, gizlilik kararları ve akreditasyon uygulamalarıyla da sürdü. 1 Ocak 16 Mart 2016 tarihleri arasında sadece Özgür Gündem gazetesi hakkında 67 soruşturma açıldı. Gazetenin çalışanlarının basın kartları iptal edildi. Tutuklamalar yeni yılda da sürerken iktidarsa her seferinde cezaevindekilerin gazetecilik faaliyetlerinden yargılanmadıklarını savunuyordu. Türkiye'nin başbakanı olarak size şunu garanti edebilirim. Türkiye'de gazetecilik faaliyetleri üzerinde hiçbir kısıtlama yoktur. Ama bazı faaliyetler gazetecilikle sınırlı kalmıyor. Ya da bazı terör örgütlerinin propagandası için araç haline gelebiliyor. 2015 yılında yapılan bir düzenlemeyle TİB'e başbakan ve bakanlık talimatıyla mahkeme kararı olmaksızın internet sitelerini kapatma yetkisi tanındı. Engelli web'in verilerine göre şimdiye kadar uygulanan erişim yasaklarının sayısı 109.914. Twitter'dan 2015 yılının Temmuz-Aralık döneminde 2211 içerik çıkarma talep edildi. 4670 tweet silindi. Bu rakamlarla Türkiye sansür başvurusunda ilk sırada yer aldı. Temmuz ayından bugüne Dicle Haber Ajansı'nın sitesi 33, Sendika.org sitesi 11 kez engellendi. Terör soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarla medya kuruluşları da basıldı. Televizyonlara, gazetelere kayyum atandı. Yönetimlerine el konulan basın kuruluşlarına polis zoruyla girildi. Gazeteciler tartaklandı, atıldı. Bununla da kalmadı. Savcılıkların yaptığı baskılarla televizyon kanalları dijital platformlardan çıkarıldı. İmece televizyonu ironik bir şekilde. Cezaevinden tahliye edilen gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile canlı yayında yapılan röportaj sırasında karartıldı. Yayınımız şu anda kesilmiş, evet. Arkadaşlarım kulağıma şu anda bu bilgiyi veriyorlar. İnternetten zannediyorum yayınımızı sürdürebiliyoruz. Nedeninin ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Ama tahmin edebiliyoruz. Ben lafı uzatmadan görüş almaya devam edeyim. Sizinle ilgili konuşmak istedim önce ama baksanıza. 2015 yılı içinde, sadece 2015 yılı içinde 10 binden fazla sulh ceza hakimliği kararı verildi. Ve bu 10 bin kararla 35 binden fazla URL, yani alan adı değil fakat işte haber linki veya tweet veya Facebook girişi erişim engellenirken, bu kararlardan 1000 tanesi Twitter, 700 tanesi Facebook, 300'den fazlası da YouTube'la ilgili olmakla birlikte bu kararların büyük bir çoğunluğu siyasiler tarafından veya siyasilerin ailesi tarafından alınıyor. Mesela Aralık ve Ocak aylarında Bilal Erdoğan tarafından alınan erişim engelleme, aldırtılan erişim engelleme kararları da özellikle İtalya'daki soruşturma ile ilgili alınan kararlarda çok ciddi bir artış olduğu görülüyor. Ve gene 9. madde, yani kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvurularda
aslında biraz da unutulma hakkı gibi kullanıldığını görüyoruz. Özellikle gene Erdoğan'ın ve ailesi Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan tarafından 17-25 Aralık dönemiyle ilgili, yani 2014 yılında yayınlanmış olan haberlerle ilgili Evşin engelleme kararı alındığını görüyoruz. Yani geriye doğru bir temizlik operasyonuna da başlamışlar. Gazetenin kontrolünü ele aldıklarında biz dışarı çıkmak istemedik orada çalışan gazeteciler olarak. Çünkü bizleri terör örgütü olarak tanımlanan iki yapıyla ilişkilendiriyorlardı. İçeride daha sonra bulmak üzere kanıt bırakmaya girişebileceklerinden endişe ediyorduk. Bir propaganda malzemesi, bir flama, bir yazılı sesli görsel bir malzeme bırakabileceklerini, daha sonrasında da işte bakın dediğimiz gibi işte PKK'yla bağlantılılar, işte gördüğünüz gibi daha başka propaganda malzemeleri içeride bulunduğu şeklinde çıkmak istemedik. Zorla çıkarıldık. Sabaha doğru 2-2.30 gibi kollarımızdan tutmak suretiyle bizleri karga tulumba dışarı yaktılar. Yeni Akit gazetesi artık hani Türkiye birçok kötülüklerde ilk üçtedir dünyada. Sanırım bu Akit gazetesi de dünya sıralamasına girmiştir. Çünkü bir nefret bülteni kendisi, her haliyle, her haberciliğiyle. Kendisine ben zaten gazete demiyorum, bir yayın organı, basılı bir evrak. Çünkü her kesime yönelik yalan, hakaret, iftira şeklinde bir nefret bülteni şeklinde çıkıyor yıllardır. 10. İstanbul Buluşması'nın ikinci panelinde ise basın, yayın, yazın, sansür ve otosansür konuşuldu. Moderatör Erol Önderoğlu'ydu. Sık sık bir araya gelen arkadaşlar olarak karşımızda bulunuyoruz. Medyanın, medyada baskılarla ilgili aslında hem biraz önce Yaman Akdeniz'in hem de gazeteci arkadaşların tanıklıklarıyla aslında bir fikir edinmiş oldunuz. Bu sunumlarla ortaya belki şöyle bir tablo çıktı. Türkiye artık anayasayı ve anayasa mahkemesini tanımaya yanaşmayan bir cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor. Parlamentonun sembolik bir öneme sahip olduğu, daha çok bir parti devletinin baskın kılınmaya çalışıldığı bir ülkeyiz. Bunu da daha ziyade işte bölgesel istikrar, ülke kararlı adımlar atma adına Türkiye kamuoyuna takdim ediliyor böyle bir siyaset. Medyanın çok sesliliğini ortadan kaldığı dönemlerde kamu hizmeti yayıncılığı en önemli, çok önemli bir işlevi vardır. Toplumun tüm kesimlerinin sesi olması gerekir. Ama bu konuda maalesef bu işlerden uzağız ne yazık ki. Buna TRT yasası, özellikle tüyün yapısını ilgilendiren özel televizyonlarla ilgili yasa ciddi anlamda engel. Ama sorun bence sadece TRT sorunu değildir. Türkiye medyasının bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Zaten bu sadece medya sorunu olarak bakarsak yine eksik kalır. Türkiye'nin demokrasi sorunudur temelinde yatan. Yanımıza polisler geldi, sivil polisler. Çekim yapma, haber yapıp yapmama izninizin olup olmadığını sordular. Böyle bir izin yok Türkiye'de. Yani istediğiniz yerde haber yaparsınız. Yani izin alacak bir merci de yok. Biz şaşırdık. Polisler işte kimliklerimize baktılar falan. Bekleyin biraz sonra geliyoruz dediler. Çıkmak zorunda kaldık orada. Çünkü biraz sonra gelseler de muhtemelen bizi gözaltına alacaklar. Yine bizim muhabirlerimiz, bir muhabirimizle bir kameramanımız 15 gün önce Cizre'ye haber yapmaya gittiğinde gözaltına alındılar ve polis dedi ki onlara, bundan sonra haber yapacaksanız bize önceden söyleyeceksiniz, biz size polis vereceğiz yanınıza, birlikte haber yapacaksınız. Hani Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi neredeyse. Aynı gün içinde gazetenin yazarlarından Ayşe Yıldırım'a sandık başında onları unutmayın yazısı için soruşturma açıldı. Aynı gün Musa Kart'a karikatürü için açıldı. Aynı gün Özgür Mumcu hakim karşısında ifade veriyor.
yapıyordu bir yıl önceki yazısı için. Aynı gün Charlie Hebdo'yu biz tıp basımını vermiştik. Kapağını bastılar diye Ceyda Karan'la Hikmet Çetinkaya'ya dava açılıyordu. Aynı gün Can ve Erdemgül hapistelerdi. Ve adının önüne mafya lideri tanımlaması bulunan Sedat Peker, akademisyenlerin kanlarıyla duş alma fantezisini bizlerle paylaşıyordu. Onunla tatmin olmamış ki Can Dündar'ın idamını istiyordu. Biliyorsunuz 6352 sayılı 3. yargı paketi diye bilinen bir kanun çıktı. Orada bir maddesi 31 Aralık 2011 öncesindeki basın yoluyla işlenmiş suçlara dair bir madde. O zamana kadar alınmış toplantma yasaklama kararlarının kaldırılmasını öngörüyordu ve o dönemde kitaplar artık özgür gibi haberler yayınlandı. Fakat biz çok kısa bir süre sonra bunun bu şekilde ifade etmenin doğru olmadığını gördük. Çünkü aynı kitapların yeni baskılar üzerinde, aynı yazarların farklı kitaplar üzerinde yeni yasak kararları hemen alınmaya başlandı. Yani bu aslında geçmişe dönük bir karar olarak kaldı. Biz o dönemde bir liste elde etmek için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunduk ancak maalesef bu bilgiyi alamadık. Hem Türkiye'de hem de dış basında ses getiren MİT tırları meselesiyle ilgili gazeteci Erdem Gül yaşadıklarını paylaştı. 2014 yılının 1 Ocak günü Hatay'dan, 19 Ocak günü Adana'dan Suriye'ye giden tırlar jandarma tarafından durduruldu. Tırların MİT'e ait olduğu ortaya çıktı. Devlet sırrı olduğu gerekçesiyle savcılık araması engellendi, yoluna devam eden araçlarda patlayıcı madde, silah ve askeri mühimmat bulunuyordu. Savcı benim iznim olmadan kalkıp böyle bir müdahalenin içine giremez. Olayların hemen ardından haberlere yayın yasağı kondu, savcılık ve askeri personel hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ardından tutuklamalar geldi. AK Parti hükümeti Milli İstihbarat Teşkilatı kanunu apar topar değiştirdi. MİT kurumlar üstü yetkilerle donatıldı. Yurt dışı operasyon yetkisi tanındı. Bu değişiklik tırlara silah taşındığının kabulü anlamına geliyor ve bu duruma hukuksal statü kazandırılıyor. Bu tartışmalar devam ederken Erdoğan her fırsatta tırlarda silah bulunmadığını ve insanın yardım götürüldüğünü savunuyordu. Biz Suriye'deki bayır bucak Türkmenlerine Milli İstihbarat Teşkilatımız eliyle yardım ulaştırıyoruz. İki tır. Buradan nereye gidiyordu insani yardımlar? Bayır bucak Türkmenlerine gidiyordu. 2015'in Ocak ayında olayla ilgili tutanaklar internette yayınlandı. Dönemin Adana valisi, silah ve mühimmat yüklü tırların MİT'e ait olduğunu ve başbakanın talimatıyla Suriye'ye gönderildiğini söylüyordu. Tutanakların yer aldığı tüm internet sitelerine erişim engellendi. 29 Mayıs 2015'te olayın görüntüleri, ilaç kutularının altında gizlenmiş havan, top ve tüfek mermileri Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Görüntülere yayın yasağı getirildi, gazete hakkında terör suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı gün Başbakan Davutoğlu, Kayseri'de Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği mülakatta "Yardım Özgür Suriye Ordusu ve Suriye halkı içindi" dedi ancak bu beyanat 24 saat geçmeden düzeltildi. Evet söylüyorum, hiç çekinmeden söylüyorum. O yardımlar bayır bucak Türkmenlerine gidiyordu. Bu casusluktur, bu ajanlıktır. Bunun hesabını da verecekler. Hemen avukatlarıma talimatı verdim, davayı anında açtım. Bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu. Gazete konuyla ilgili haberlerini sürdürdü. Yakalanan silahlarla ilgili jandarma raporunu da yayınladı. Kasım ayına gelindiğinde Erdoğan ilk defa bu silahlarla ilgili konuştu ve adeta meydan okudu. İşte o tırlar bu bizim bayır bucak Türkmenlerine yardım götüren tırlardı. Şimdi bazıları diyor ki Başbakan Erdoğan diyordu ki onların içinde silah yok. Yahu
Varsa ne olacak, yoksa ne olacak? Bu açıklamadan bir gün sonra Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül tutuklandı. Ama bunlar maalesef Milli İstihbarat Teşkilatımızın tırlarını durdurmak suretiyle ve bunların içerisinde ne var ne yok bunları kontrol etmek suretiyle bir ajan marifetiyle bunları dünyaya duyurdular. Ve ondan sonra ne dediler? Dediler ki bunlar terör örgütüne işte silah veriyorlar. Bayır bucak Türkmenlerine giden bu tür insani yardımları bu şekilde deşifre ettiler. Özgür Suriye ordusuna gidenleri bu şekilde. Dündar ve Gül'ün tutukluluğuna yapılan itirazlar ve tahliye talepleri mahkemelerce incelenmeden reddediliyordu. İddianamede her iki gazeteci için birer kez ağırlaştırılmış, bir kez de müebbet 30'ar yıla kadar da hapis talep edildi. Suç delili olarak 52 köşe yazısı, 2 yazı dizisi, 6 haber ve bir Twitter paylaşım gösterildi. Yani hepsi gazetecilik faaliyeti. 25 Şubat 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi gazetecilerin haklarının ihlal edildiğine ve tutukluluklarının hukuksuz olduğuna hükmetti. Hemen ardından Dündar ve Gül tahliye edildi. Erdoğan'ın yüksek mahkemeye tepkisi ise çok sert oldu. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım, o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. AK Parti milletvekilleri şimdi Anayasa Mahkemesi'nin lağvedilmesi gerektiğini tartışıyor. Türkiye'deki basının içinde belli bir grup basının özgür olmasını sanki istemiyor gibi. Yani çünkü basın özgürlüğüne ilişkin bütün tartışmalarda da bahsedeceğimiz grup basının fazla özgür olmaması gerektiği yolunda bir haber ve yayın çizgisi içinde. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Onlar eğer özgür olmak istemiyorlarsa biz onları zorla özgür yapmak durumunda değiliz. Yani zorla güzellik olmaz gibi bir şey bu. Özgür olmak istemiyorlarsa onlar özgür olmasın. Ama biz gazetecilik yapmak için su gibi, hava gibi, oksijen gibi özgürlüğe ihtiyacımız var. Özgür olmak istemeyenler de bir tarafa çekilsinler. Biz kendi özgürlük kavgamızı bir arada olan insanlar hızla sürdürelim. 2012'den beri siyasi sığınma hakkı aldığı Ekvador'un İngiltere Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, düşünce özgürlüğü için 10. İstanbul buluşmasına internet üzerinden katıldı. The US Department of Justice is attempting to prosecute me and perhaps some other Wikileaks staff for espionage, conspiracy to commit espionage, computer fraud and abuse act section 1A, which is a terrorism offense. Terrorism by espionage, theft of government secrets, which is called conversion, and general conspiracy. And these five charge types have been set in order to make their way past various protections. So protections in relation to publishing. So there's some consensus coming out of the United States. Well, one should be careful about criminalizing publishing per se, unless it's Muslims who are doing it. But the Obama administration hasn't said yes, one of the charge types in relation to publishing, but it has also gone beyond that. It has gone beyond what Erdogan is doing in Turkey at the moment, as a more complex and sophisticated state. It has gone beyond, and it's look to winning the battle for control of the press by criminalizing how the press works. I spoke in Turkey four years ago, and at that time I said that what is happening to the Kurdish journalists in Turkey will soon enough be visited on the rest of mainstream Turkish journalists. That prediction was correct. That has happened. Because where the
So they excluded people of society, government, laws and procedures and ways of cracking down on dissent are practiced and normalized. And then it is very easy to extend them to the rest. Now this cable here came out of our cable release. It's very important to understand the true relations between Turkey, journalism, Europe, and the Obama administration. This is about the destruction of ROJ TV, how ROJ TV, the largest Turkish language broadcaster, was destroyed. It was destroyed with a secret deal between Obama, Rasmussen, the Danish Prime Minister, who wanted to become head of NATO, and Turkey. And the deal was that Turkey would not block Rasmussen's nomination to become the head of NATO, provided that Denmark destroyed ROJ TV. Its base station was in Denmark, its editorial offices beaming up to Eurosat and then down into the Kurdish regions of Turkey, Syria, and Iraq. İkinci gün uluslararası kurumların mesajlarıyla başladı. Malezya'dan Batı Afrika'ya, Rusya'dan Basra Körfezi'ne kadar birçok ülkeden ifade özgürlüğü alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve tanıklar deneyimlerini paylaştı. For those of you who are unfamiliar with IFEX, we are a network of over 100 member organizations from around the globe, including two of our gathering hosts, the Initiative for Freedom of Expression and BNet. The IFEX network is quite a diverse grouping of organizations in terms of geographic size, location, and areas of expertise. But what connects all these groups is their shared commitment to defending and promoting the right to freedom of expression and information. İnsan hakları alanında insan hakları savunucularının alanının çok çok daha derinleşerek darlaştığı bir düzen içerisinde hayatımızı sürdürdüğümüzü görüyoruz. Maalesef dünyanın her bir tarafında insan haklarının sürekli daraldığı bir durum mevcut. Devletlerin muhalif görüşleri kesinlikle bastırdığı, sadece Türkiye'de değil, bütün dünya çapında gördüğümüz bir problem. Uluslararası Af Örgütü, çoğunuzun bildiği gibi dünyanın her tarafında 7 milyondan fazla aktivisti ve destekçisi olan küresel bir insan hakları örgütüdür. I don't think actually that governments understand how vulnerable they are. I don't talk only about Turkey, no, I talk about many so-called democracies and dictatorships in the world. They do not understand that the common base for all, fundamental base for all activities, human activities, is trust. If they lose the trust of their voters and their population, their citizens, they have lost, in the long run, they have lost the fight for a common future. I'm going to start with a quote. Martin Luther King Jr. wrote in 1963 from a Birmingham jail, "Injustice everywhere is a threat to justice everywhere." Over the past few years, many of Freedom House's publications, including Freedom in the World, Freedom of the Press, and Freedom on the Net, have pointed to steep declines in freedom of expression in countries around the world. According to the Universal Declaration of Human Rights, freedom of expression is the right of every individual to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of borders or frontiers. In practice, however, this fundamental human right is frequently restricted through tactics that include censorship, restricted press legislation, and harassment of journalists and others who voice their opinions. A free exchange of ideas is essential for democracy, as well as for creativity, empathy, and tolerance. Our foundation is working both in Norway and selectively internationally to promote freedom of expression in many different ways, through arts and culture, education, seminars and conferences, to supporting non-fiction books,
documentary photography, documentary films, and of course to project support to individual journalists and to media organizations. Internationally, our focal point during the last decades have been Russia, Eastern Europe, and Southern Caucasus. With the German Zeitstiftung, we give out our Eastern European Press Awards to brave journalists and publishers annually. And together with the British Thomson Reuters Foundation and the German Robert Bosch Stiftung, we have set up a monitoring program for Russian journalists called Perspektive. Today we are growing more and more concerned with the situation here in Turkey, and we are following it very closely. Freemuse'dan Ole Reitov da bir video mesajla aramızdaydı. Hello Istanbul, my name is Ole Reitov talking from the Freemuse office in Copenhagen. Freemuse is advocating and defending artistic freedom, which is under extreme pressure in far too many countries. The Freemuse Annual Report 2015, that's the one here, summarizes censorship and threats on artistic freedom in over 70 countries. In total, Freemuse registered 469 cases of censorship and attacks on artists and violations of their rights. This includes 3 artists being killed, 15 newly imprisoned, 42 prosecuted, and 292 acts of censorship, making it our worst recorded year yet. China tops the list, followed by Iran, Russia, and Turkey. And let me take this opportunity to forward my gratitude to our Turkish partners for helping us to highlight the situation in Turkey. Düşünce özgürlüğü için 10. İstanbul buluşmasına 2002'den beri bizi yalnız bırakmayan Profesör Noam Chomsky bir video mesajla katıldı. It's hardly in question that freedom of thought is at the core of what makes us human. And there's also no need to spend time explaining that the essential right to freedom of thought is hardly meaningful without the freedom to express, to exercise this right, and that to defend the right of freedom of expression is the duty of anyone who cares about human dignity and worth. It is therefore most distressing to observe the measures that President Erdogan has been taking to drive Turkey towards repression and authoritarianism, reversing the promising gains of the early years of this century. What remains heartening, as often before, is the courage and dedication of those in Turkey who are confronting the threatening and often appalling crimes of state, defending the honor of their society, keeping alive the promise of a much better future for Turkey and for all of us. Kahve molasından sonra program tanıkların konuşmalarıyla devam etti. Rusya'dan, İsrail'den, Gana'dan, Romanya'dan ve Malezya'dan aramızda olan tanıklar başlarından geçenleri paylaştı. Neler olduğunu anımsamamız için hazırlanan kısa videoların ardından tanıkların kendi ağızlarından olup bitenleri dinledik. It was the day Vladimir Putin became the most powerful Russian leader since the Tsars. On March the 14th last year, he was re-elected president with a crushing majority, consigning his token opponents to oblivion. But his first promise was to give power back to the people. Мы будем укреплять многопартийную систему. Будем укреплять гражданское общество. Делать все для того, чтобы обеспечить свободу средств массовой информации. It didn't take long for the promise to be broken with exquisitely Russian irony. The first casualty of his crackdown on freedom of speech was, in fact, a program called Freedom of Speech. Добрый вечер. В прямом эфире «Свобода слова» – программа, в которой свободу слова ограничивают время, и я, Савик Шустер.
Freedom of speech, or Svoboda Slova, presented lively debates on controversial subjects to an audience of many millions. It was a programmer's dream, television that was cheap and popular. But in July last year, after complaints from the Kremlin, it was axed. There wasn't an official reason. An official reason was, my promotion, because I became deputy general director, responsible for documentary films. So basically, it's the usual story in Russia, where you demote by promoting. Alo. Alo. Like most journalists, Savik Schuster had no choice but to accept his television station buckling to political pressure. Once a bastion of independent journalism, NTV is now controlled by a government subsidiary that dictates editorial policy. Ну, ты понимаешь, 60 минут это расследовательская журналистика, да? У нас сегодня нет расследовательской журналистики. У нас нет журналистики сегодня. As the other two national television networks are also Kremlin controlled, there's no place for freedom of speech. I think a program like that cannot exist now because it's absolutely uncontrollable from the point of view of the Kremlin. It's impossible to control its life. And whatever happens, happens. In the early years of Russia's post-Soviet democracy, television experimented with investigative journalism and critical scrutiny of politicians. But these days, it's becoming uncannily similar to the controlled party line of Soviet days, with nightly news little more than a chronicle of the leader's day. Здесь же президенту показали лучших представителей крупного рогатого скота. На выставке были и лошади, и пони, одного из которых почему-то звали Кадиллак. Был даже выращенный здесь племенной верблюд. У вас только бегемоты, я думаю. A former KGB spy, Vladimir Putin appears to have settled back comfortably into the mode of Soviet censorship. Dissident journalist Oleg Panfilov is one of his dwindling band of public critics. Но президент Путин – офицер КГБ. Это люди, которые всегда их учили обманывать. Их учили делать так, чтобы люди им поверили. Russia has become a dangerous place for journalists. 148 have died of unnatural causes since 1992. Many are thought to have been victims of contract killings, a few by the targets of their stories. And almost all of their murderers have got away with it. Oleg Panfilov heads the Center for Journalism in Extreme Situations. К сожалению, очень мало расследований убийств журналистов. То есть они официально проводятся, и чиновники или прокуратура говорит о том, что проводятся расследования. Но, к сожалению, те убийства журналистов, которые связаны с профессиональной деятельностью, практически ни одно не расследовано. But Panfilov believes the Kremlin has become an even greater threat to journalists than contract killers. Мне позвонил корреспондент китайской службы радиостанции «Голос Америки». Birkaç gün önce Amerika'nın Sesi Radyosu'nun Çin'den sorumlu bir muhabir beni arayıp Rusya ile Çin arasında informasyon alanında imzalanan anlaşmanın nedenlerini sormuştu. Bu ülkelerden birisi daha 25 yıl önce komünizmi inşa ediyordu. Diğeri ise hala komünist ideoloji altında yaşıyor. Bu iki devlet arasında ortak yanları ne olabilir diye sormuştu adam. Sınır tanımayan gazeteciler Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu'nun reyting sıralamasına göre Çin 176. sırada ve özgürsüzlüğün kara listesinde bulunmaktadır. Rusya ise 152. sırada yer alır. Ve onun sıralaması kara listesinde yaklaşmaktadır. Yani az kaldı.
Şimdi de bu iki ülke ortak bilgilendirme projeleriyle ve yeni yer informasyon kurumun oluşturulması konusunda görüşüyorlar. İki ülkenin hükümetleri gazetecilik eğitimini birleştirmeye teklif ediyorlar. Eğer Rusya'da hiçbir şey değişmezse ve Putin diktatörlüğü zayıflamazsa, 2 ya da 3 yıl sonra durumu Çin'le aynı olacak. Putin ise demokrasiden daha çok diktatörlüğün yana olduğunu açıkça göstermektedir. Günümüzde Rusya'da demokrasinin hiçbir izi yoktur. Serbest seçimler yapılmıyor, ifade özgürlüğü yok, mitingler ve gösteriler yasaklanmış. Sadece hükümeti oven ve insanların Putin'in portreleri taşıyan mitinglere izin var. Sovyet döneminde olduğu gibi Rus televizyonu sıradaki ülkeyi düşman olarak ilan etmek için propaganda dili kullanır. Rusya etrafında Kremlin'in dostu olan bir devlet hiç kalmadı. Kuzey Kore ve Çin hariç tüm ülkeler düşman haline gelmiştir. Artık hiç kimse araştırmacı gazeteciliği yapmıyor. Hiç kimse hükümeti eleştirmek cesaret edemiyor. Tüm Rus gazetecileri geçmeye yasak olan kırmızı çizgilerini biliyor. Ever since the State of Israel was founded in 1948, our freedom of expression climate has changed continually, usually through the impositions of more and more restrictions. There are a considerable number of limitations on the freedom of expressions available to the media. Up to 2016, several laws enacted during the British civil administrations in Mandatory Palestine between 1920 and 1948 remain in force. These give the state the power to censor newspapers, TV and radio, and to arrest journalists, some of who have been seriously injured while reporting, and to close news agencies. Part of the media censorship is carried out by the army. This has serious consequences on the security situations and raises important ethical questions about freedom of expression. Freedom of expression is also problematic in many parts in the public spheres, such as universities, where students are not allowed to hold protests on campuses. Palestinian students have asked permission to hold protests with tight security off campuses, not to protect them, but to have enough policemen to arrest the students who seems to be leading the protest. In the past, Palestinian students have been arrested for holding protests on campuses during Israelis' incursions into Gaza, for example. But after the spread of social media, new cyber departments have been created to monitor citizens' social media accounts. In 2015, a few students have been expelled because of their Facebook status updates. One of them, a young female poet, is still in a house arrest after publishing a political poem. But political limitations are not the only limitations which are placed on Palestinians who live in Israel. A 2014 report published by Alam Center shows that freedom of expression within the Palestinian society in Israel is also limited because of internal social issues which are not less restrictive than the state's. During the last 5 years, the Israeli government has placed a growing number
of restrictions on freedom of expression. It has also gained broadcasts in West Bank and Gaza, raided the offices of news outlets, and arrested journalists. The latest example of this is the raid on the offices of the Palestine Today TV station, the arrest of the hunger-striking journalist Mohammed Al-Qiq, and Prime Minister Benjamin Netanyahu's order to the French president to shut down the broadcast of the Al-Aqsa TV channel via French satellite. As a Palestinian who lives in Israel, freedom of expression is an essential part of my daily life as a citizen and a media and NGO worker. This is why we believe our work is important and we continue to raise awareness of freedom of expression through our projects, activities, and researches. I'm going to talk about one of our projects is Free to Express project by using the street theater. The overall campaign strategy was to raise awareness of the importance of freedom of expression in both Palestinian and Israeli society via 15 live performances supported by IFEX. We choose street theater because the flexibility of times and locations, as well as the ability to communicate with large audience, meant that we were able to spread the message of the campaign in an effective manner. Street theater was chosen as it is a new medium and easily attracts audience of all ages and cultures, as well evidenced by our observation during the campaign. Choosing art as a medium without limitations reflected the importance of no limitations on freedom of expression. What does West Africa mean? 18 different countries are meant with this single word. Is it possible to put them together in a common definition? Of course not, but the practices they live are so similar that when we put them together, we can see the general picture of West Africa in one look. Charles Aruka, a journalist with Channel Television in Nigeria, was stabbed in the neck by an unknown person while covering a political rally on February 16, 2015. The incident happened at a rally organized by All Progressive Congress, APC, at Okrika River State. Two gendarmes physically assaulted Abdoulaye Oumousso, a reporter. The incident happened while So was covering a march organized by Guinean civil society activists to protest the perceived state of insecurity in the country. This is Yomi Olomofe, a Nigerian journalist. He was beaten up and robbed by smugglers. He was invited by some customs office. When he got there, the smugglers pounced on him and beat him till he collapsed. While this was going on, some of the custom officers looked on and did nothing to help him. Police in Ghana beat protesters over a disagreement on routes to take for the demonstration. They were demanding for a new voters' register. Police used the sleeping gas.
There were other instances of police brutality on demonstrators in Senegal, Guinea, Niger, etc. In November 2013, one person died and 40 others were injured in Guinea when they tried to protect a journalist. El Hadi Mohamed Diallo, reporter for the news website Guinea 7, died instantly at the headquarters of the opposition party. It is not known where the bullet was shot from and whether the victim was targeted. Joel Dicko, a Malian journalist, was killed together with two others while he was chatting with his friends outside his radio station. He was killed shortly after his radio program in December 2015. This is Basiru Faye, a Senegalese student. The police reportedly dispersed the demonstrators by firing tear gas. Faye was in his room by then and tried to escape with his roommate. While they were leaving, however, a policeman shot Faye in the head. Ibrahim Fode was murdered 4 years ago on June 12, 2011, when he was covering a violent clash over a land dispute between Grafton Town and Koso Town for the privately owned exclusive newspaper. In November 2012, the suspect, Tunde Williams, was arrested and charged with Fode's murder. However, the trial has not progressed since then. Williams is currently out of bail, and the judiciary has yet to select a panel of jurors to hear the case. Alhaji Abdouli Sizi has been in detention since June 2015. Several appeals by the MFWA and other organizations have not yielded any result. Moussa Saidi Khan, a Gambian journalist currently on exile in the United States. In 2006, Saidi Khan was arrested, detained, and tortured by Gambian security forces for 3 weeks for exercising his right to freedom of expression and press freedom. In 2007, the MFWA assisted Moussa in suing the Gambia at the Economic Community of West African States Community Court of Justice. In 2010, the court ruled in favor of Moussa, finding that Gambia had violated his human rights to personal liberty, fair trial, and personal dignity under the African Charter of Human and People's Rights. The court also awarded $200,000 in compensatory damages. The country is yet to comply with the court's judgment. Now, one problem that we have as freedom of expression advocates in West Africa is the issue of media professionalism. Sadly, it is creating room for a lot of violations. There are media regulatory bodies in all the countries, and what they do is to regulate the activities of the media by imposing sanctions and suspensions on the media organizations and the journalists. So you have, for instance, a journalist who writes a critical article and he's fined for. There was an incident that happened in Guinea-Bissau, and this is a place which is currently recovering from political crisis, and a journalist was fined to the tune of almost $15,000. And this is a place where journalists roughly, you know, their salary could probably be around $200 a month, yes. And this person has been fined for $15,000. Now, the interesting thing about this fine was that the journalist was supposed to give 8,500 of that amount to the Ministry of Communication and Social, you know, I've forgotten the rest, but the ministry was going to use that money to train journalists in media ethics. I mean, how do you take this money from a journalist to do training for media? It's, you have to train the media, but you don't need to find a journalist who won't, you know, get that money anyways to train the rest of the people. Tanıklardan Bağımsız Gazetecilik Merkezi Direktörü Iona Avadani, ifade özgürlüğünün Romanya'daki durumunu bir sunum eşliğinde anlattı. Listening to the presentations yesterday, I was not only scared, but humbled, seeing how much pressure and how much drama journalists in Turkey and lawyers and freedom of expression advocates and artists have to face in order to be just themselves. Considering everything that was said yesterday and today, you will see that we are actually facing the same type of problems. And I think that this is even more
dramatic and more painful than local abuses of freedom of expression. So all in all, we have a decent balance between freedom of expression and protection of legitimate rights. So, are we good or are we good? Well, let me show you something else. Despite this quite balanced legal framework, we still see, as I said, the same Mary rearing her ugly head from time to time. We have a project to recriminalize insult of national and state authorities insignia, meaning the county insignia or even the logo of the fiscal authorities. You don't want to know the kind of things that people say when they see the logo of the fiscal authorities. But I assume that the prisons will be full. Karikatürist Runar, çizdiği karikatürler nedeniyle suçlamalara maruz kalanlardan biri. Başına gelenleri paylaşmadan önce neler olduğunu anımsayalım. Malaysia is a Southeast Asian country occupying the Malaysian Peninsula and a part of the island of Borneo. One government in power for 59 years since independence, National Front Coalition. The Malaysian government uses repressive legislation, namely the Sedition Act 1984, the Peaceful Assembly Act 2012, the Penal Code, and the Printing Press and Publications Act 1984. Opposition won 51% popular vote, ruling National Coalition 47%, but government still retained power through allegedly unfair electoral practices. Article 10 of the Federal Constitution of Malaysia guarantees the right to freedom of speech and expression. Nevertheless, these freedoms are qualified by clauses 2, 3, and 4 of the same article, which allow Parliament to introduce laws that can limit these rights in order to safeguard public order or morality. The Communications and Multimedia Act 1998 is often used in conjunction with the Sedition Act 1948 when a seditious work is made available online. The Malaysian Communications and Multimedia Commission displayed its intolerance of dissent and criticisms leveled against the government. In August 2015 alone, there were two incidents involving the commission blocking websites that were critical of the government. In mid-August 2015, commission blocked the Sarawak report on the grounds that the website was a threat to stability of Malaysia. This is to show how big the corruption in Malaysia. Before, it was under the table. Later on, the corruption is above the table. Now, including the table, you think. This is to show how serious the corruption in Malaysia. You know, this is how they steal our money. And there was the wife of the prime minister, which is more powerful than prime minister. It was mentioned before, Assembly Act, Printing and Presses Act, Sedition Act, Communication and Multimedia, and Penal Code. Yeah, so this is injustices in Malaysia, you see. In Malaysia, we have Minister of Justice. The court building is Palace of Justice. And we also have Chief Justice. But what we don't have is justice. So this is the problem we have in Malaysia. So this is why, through my cartoon, I focus on these two subjects, corruption and injustice. Now I'm facing this. The trial will start next week. Düşünce Suçları Müzesi'nin çizeri karikatürist Sadık Pala ve Zunar, ifade özgürlüğü temalı birer karikatür de çizdiler. Onlar çizerken tüm katılımcılar da eş zamanlı olarak izledi. This is a cartoon about freedom of expression based on Darwin theories. Normally,
in the ring theories start from here, left to the right. But freedom of expression now start from human to prehistoric, you know, going back way, backward. And here is a it's universal. You can put yourself, you put your name, you know, any leaders you want. But this is, yeah, I don't want to limit it to one leader. I think, yeah, you can put our Prime Minister Najib or, you know, Obama, Erdogan, or anybody, just put it. Because I want to make it universal, so it's more applicable to other part of the country. So, yeah, this is what I think of is happening now. Not only, I think, freedom of expression, and also human rights and every law. Merhaba. Dostumuzların biraz inceledim. Zaten çizgilerini biliyordum. Karikatürcüler uluslararası bir alanda herkes birbirini bilir. Her ne kadar tanışmasalar da. Twitter izinden başının epey derde girdiğini duymuştum. Ben de karikatüründe bir ülke ne kadar modernleşirse modernleşsin, ne kadar modern görünürse görünsün, yüksek binalar da yapsa, sonuçta fikre, düşünceye ne kadar yabancı olabildiğini, ne kadar karşı olabildiklerini vurgulamaya çalıştım burada. Petronas kulelerini hapishaneye çevirerek, şimdi Twitter'ı kafese koyma gibi bir düşünceye sahip oldum. Tabii şey vardır bizim aziz nesiller ki, mizahın izahı olmaz. Biz izah ettik biraz ama yani kusura bakmayın. Çizgi kendini anlatır. Bu kadar söyleyeyim. Meslektaşımızın da kutluyorum. Eline sağlık, gayet güzel. Öğleden sonra ilk forumun konusu ifade özgürlüğü, inançlar, nefret söylemi ve hakaret oldu. Yemek molasından önce konuşan tanıklar Oleg Panfilov, Samah Vusul, Vivian Afua, Iona Avadani ve Zunar, Ulaş Kara'nın moderatörlüğünde hem görüşlerini paylaştı hem de gelen soruları cevapladı. Bunlar ifade özgürlüğüyle ilgili oldukça problemli alanlar. Özellikle bu toplantılar gibi toplantıların amacı genelde ifade özgürlüğünün sınırlarını genişletmek için düzenleniyor. Fakat nefret söyleminden ya da inançlardan söz ettiğimizde bunun tam tersi bir taleple karşılaşıyoruz. O da ifade özgürlüğü sınırının bir anlamda daraltılması. O yüzden aslında tam da dün bahsedildiği gibi özgürlük ve güvenlik arasındaki denge ya da ikilemle benzer bir şekilde nefret söylemi ve din ve inançların tahkiriyle ifade özgürlüğü arasında da bir ince hat var ve o ince hattı tespit etmek her zaman kolay değil. Sığınmacılar konulu videonun ardından tanıklar dinlendi. Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Emel Kurma, Norveç PEN Başkanı William Nygaard, Metamorfozis Vakfı ve İnsan Hakları Aktivisti Bardil Jasari, İnsan Hakları Aktivisti Halit İbrahim başlarından geçenleri izleyicilerle paylaştı. Sığınma hakkı, kendi ülkelerindeki zulümden, ciddi hayati tehlikelerden kaçan, dolayısıyla uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere tanınan bir hak. İlk kez 2. Dünya Savaşı'nın ardından mültecilerin korunmasına ilişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne tanımlandı. Sonrasında Avrupa Birliği göç olgusuna karşı ortak bir yaklaşım geliştirdi. Avrupa'ya sığınmak isteyenlere ilişkin ortak sığınma sistemi CEAS oluşturuldu. Hedef yasal göçün düzenlenmesi, düzensiz göçün engellenmesi. Türkiye, mültecilerin korunmasına ilişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne ve 1967 tarihli ek protokole coğrafi çekince koyarak taraf oldu. Bu durumu sadece Avrupa'dan gelenlerle sınırlı tutacağını açıkladı. Ek protokolde Cenevre Sözleşmesi'ndeki tarih sınırlandırılması devre dışı bırakılarak sözleşmedeki tanıma uyan yabancılar kapsama alındı. Ama mülteci ve sığınmacı olarak iki tanım doğdu. Avrupa'dan gelenler mülteci, refugee, dışarıdan gelenler sığınmacı, defector.
Türkiye'ye sığınma talebinde bulunan yabancıların talepleri 30 Kasım 1994 tarihli yönetmeliğe göre ve iltica usulleri açısından ayrım gözetmeksizin uygulanıyor. Sığınmacılarla ilgili resmi istatistikler ise şöyle. 2005-2013 arasında 33.596 sığınma talebi kabul edilmiş, 4.370 talep reddedilmiş, 7.193 kişi talebinden vazgeçmiş. 1994-2013 arasında 3. ülkelere yerleştirilen sığınmacı sayısı ise 55.604. Ama Suriye'den gelen mülteci akını her şeyi değiştirdi. İçişleri Bakanlığı 2012'de Suriye'den gelenler için farklı bir yönetmelik yayınladı. Suriye'den gelenler geçici koruma altına alınıyorlar. Yani mülteci statüsü verilmiyor, belirsiz bir durumda bekliyorlar. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 29 Kasım 2015'te ilan edilen ortak eylem planına göre Türkiye iş piyasasını Suriyelilere açacak, Suriyeliler ve diğer uyruklular için vize getirerek göçü frenleyecek, güvenlik çabalarını arttıracak, düzenli bilgi paylaşımı sağlanacak. Avrupa Birliği söz verdiği 3 milyar avroyu ödemeye başlayacak. 2018 sonuna kadar 1,3 milyar avro daha verecek. Yeni fasıllar açılarak Avrupa Birliği'ne katılım süreci hızlandırılacak ve Haziran 2016'ya kadar gerekli yasalar çıkarılırsa Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz girebilecek. Bir de Türkiye'nin Yunanistan'la 7 Mart 2016'da vardığı anlaşma var. Türkiye bu anlaşmayla Türkiye'den Yunanistan'a geçen, uluslararası korumaya muhtaç olmayan tüm göçmenlerin geri gönderilmesini ve karasularında yakalanan tüm düzensiz göçmenleri geri almayı kabul etti. Operasyonların maliyeti Avrupa Birliği tarafından karşılanacak. Türkiye'ye geri gönderilen her bir Suriyeli için Türkiye'deki bir diğer Suriyeli, Birleşmiş Milletler kırılganlık kriterleri dikkate alınarak Avrupa Birliği içine yeniden yerleştirilecek. Yani doktor, mühendis, mimar gibi kaliteli mesleklerdeki kişiler seçmece yapılarak alınacak, kalitesiz iş gücü Türkiye deposunda tutulacak. Son günün son forumuysa mülteciler ve ifade özgürlüğüne yansımaları oldu. Forumun moderatörlüğünü Uluslararası PEN adına Eugene Shulgin yaptı. 2018 yılının Mayıs ayında 11. İstanbul buluşmasında tekrar yan yana gelmek üzere. Allah'a ısmarladık.